Selamünaleyküm herkese. Bugün kuşlara yuva yapacağız. Bir de yemlik yapacağız. Kar yağdı. Şöyle etrafı da çekelim. Hani köpekler, kediler bir şekilde karnlarını doyuruyor da kuşlar kendi karnlarını doyuramıyor. Kar olun yoluna eli kolu bağlandı şu an. Hem geçen gün almış olduğumuz, hani vermiş oldukları bir yuva vardı. Onu tamir edeceğiz. Altı çıkmıştı. Hem de bir yemlik yapacağız. Başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar, şu eski zımba şeylerinden kurtulalım. Zımba tellerinden de. Bunu altını bir dalacağız. Evet, sökelim bir. Şu altını şu şekildeymiş. Bunu çiviyle çakmak istemiyorum. Çiviyle çakarsam çatlayabilir, kırabilir. Onu yine vidalayalım. Buraya da eski vida izi. Yanık basmış. Bozulursun. Tabii şuradan tutayım. Arkadaşlar yuvamızı tamir ettik. Şu çengelini de takalım. Bunu asmak için kullanacağız. Bu çengelli vida diyorlar buna. Herhangi bir nalburda da bulabilirsiniz. Astığımız zaman şu şekilde duracak. Bu arada arkadaşlar pamuğumuz da geldi. Şimdi kalite kontrolü yapacağız. Şimdi kuşlar yuva yaparken kedinin uzanamayacağı şekilde yapıyorlar. Bu da benim pamuğum, biricik kedim. İyi, pamuk şuradan patini bir sokmayın. İçine giriyor mu? Sokmayın. Soksana oğlum. Arkadaşlar içine uzanamıyor. Kalite kontrolü olmuştur. İçine de biraz kuşa yatak olsun diye şöyle kürk parçalar dolduralım. Kuş bunun üzerine kendi otlardan yuvasında kurar. Birazcık daha koyayım, tamam. Yeter bu kadar. Şurayı bir temizleyelim. Arkadaşlar şimdi yuvamız tamam. Yuvamızı kenara koyalım. Şimdi bir de kuş yemliği yapacağız. Önce arkadaşlar kuşun sığabileceği da bir boşluk çabalı keselim. Şuradan kessek yeter şöyle. Şurası tam ideal gibi. Vallahi kesiyorum, kesti. Evet, bir malzeme gerek yok. Bir pet şişe. Bir tane de kuşun tüneyebilmesi için bir dal parçası yeterli. Şunu içine bir çıkartayım. Şimdi ben bunu bıçakla delebilirsiniz de ben uçla keseceğim. Şuraya bir tane dal takacağız. Şu kalemi kullanacağım. Kalemi de biraz kısaltayım. Yani şu şekilde olacak. Şöyle. Bunu da yapıştırıcıyla yapıştıralım. Yapıştırıcımız da donmuş var. Pamuk bir dur ya. Kapağını bir açayım da. Daha içinde de az kalmış ama. Pamuk onlar yenmez. Şöyle şöyle çalalım. Hah, git pamuk ya. Arkadaşlar bunu yapıştır. Bu birazcık donsun. Bu arada onun çengelini de yapalım asmak için. Şöyle bir tel parçası kullanıyorum. Dalı parçası. Şurasını soyalım.
kapağın etrafından halka şeklinde dolandıralım. Ki düşmesin. Yani ortalama bir kuşu taşıyacak kadar güçlü olsun. Arkadaşlar şöyle astığımız zaman, şimdi sert tel kullandığım için istediğim gibi de durdurabiliyorum. Az daha yiyeyim şöyle düz olsun. Şu şekilde şöyle olacak. Bu donmuş mu? Donmuş. İçine yemimizi de koyalım. Şuradan. Dolaplı yerlere döktüm. Arkadaşlar 10 numara bir şey oldu. Şimdi bunu yuvamızın yanına asacağız. Kuşlar bunu yemeye geldiği zaman yuvamızı da keşfedecek. Şimdi birazdan yuvamızı asmaya gidelim. Evet arkadaşlar, yuvamızı yaptık. Şöyle daha yakından da göstereyim. Şöyle yakından çek yuvamızı. Bu yuvamız. Bunu koyayım. Bu da yemliğimiz. Şimdi bunu şu görmüş olduğunuz halde çıkacağım. Kedinin ulaşamayacağı bir yere takacağım. Öncesinde bir hazırlık yaptık. Şu nasıl çıkacağız oraya şimdi? Şunu şu an önce bunu bir atayım mı? Yukarıda alayım. Atalım bir. Vay be, yanına atalım. Yuva da epey bir ağırmış ya. Heh, şöyle tutayım. Böyle bu ağacı bir yolunu bulup çıkacağım. Ay buz gibi. Böyleydi değil mi? Yuvamızda her yeri kar yaptık ya. Neyse. Yere gider. Ay. Yön de şuna doğru var ya. Kuşa bu yandan gitsin. Arkadaşlar buraya kedi mümkünat yok. Ulaşamaz. Ellerim de dondu. Bir yemliğimizi de alayım. İçini dökmeden. Bunu da yanına koyuyorum ki bunu yemeye gelen kuşlar yuvamızda keşfetsin. Bunları az sanki. Bunu daha bir ucuna basayım. Ama böyle yuvayı kapatıyor ya. Arkasına bassam. Arkada yer bulamadım ya. Şu karı bir atayım. Parmaklara bu işi soğuklar. Ya arkadaşlar bunu da yuvanın girişine koydum. Bu yemi yemeye gelen kuşlar. Böyle şeklini verelim. Tamam şöyle. Ay. Atlayayım buradan, hayır. Arkadaşlar yuvamızı ve kuş yemliğimizi astık. Arkamızda da daha önce de yapmış olduğumuz köpek kulübem de vardı. Şimdi karma tekniği tutmuyor da. Bunu da PVC malzemeyle yapmış daha önce. Bir zamanlar köpeğim vardı. Onun için şöyle yuvamızı da daha yakından gösterip size. Alayım elime. Elleri uçtu bu arada. Yuvamız, yemliğimiz. Acaba buraya kesin kuş gelir. Çünkü bak gördüğünüz gibi karşı komple çamur mallarıyla dolu. Onun üstü de meşe.
Yan tarafta da meşe ormanları var. Yani burada kuşun bol olduğu yer burası. Peki dedi ki kedi köpek bir şekilde kendini doyurur ama kuşlar bu karda hani her şey kapalı ya bir şey yiyemezler. O yüzden böyle bir şey yaptık. Hem onları yemleyelim hem yuvamıza da bir kuş yuva yapsın. O görünce beni çok mutlu oldu. Hatta bakın şu ağaçta şunun tepesinde kuş yuvası var. Yazın geliyorum böyle göçmen kuşlardan biri de cinsini tam bilmiyorum. Bizim evin şöyle balkonunda da şu lambanın yanında da arı kuş yuvası vardı. Şu an kuş öldü herhalde çünkü geçen sene de gelmedi. İşte onun artık yavruları gelirse gelir. Gelmezse başka bir arı kuşu gelir onun yuvasına da. Arkadaşlar bu arada evden nasıl gözüktüğünü merak ettim. Hem size şöyle bir manzara fotoğrafı göstereyim. Bakın şu şamların güzelliğine bir bakın ya. Kameraya biraz uzak gözüküyor da o çamlar bize çok yakın. Hani yürüyerek 2 dakika sürmez oraya varma. 10 numara bir ortam var şu an. Tam böyle kartpostallık bir görüntüler var. Biraz daha yaklaştırın şöyle. Şuraların güzelliğine bir bakın ya. Aynı Karadeniz gibi. Allah da bizi köye böyle bir şey vermiş. Bu bölgede de en büyük çam ormanı yine bizi köyde. Şöyle astığım yuvayı da yaklaştırayım. Şimdi güzelliğe bakın ya. Arkadaşlar ölçtük, biçtik, hesapladık. Kedinin tek ulaşamayacağı dal orası. Ama uzunlukta yaptığınız zaman kedi oraya giremez. İnşallah oraya da kuşa yuva yapacak. Biz de buradan izleyeceğiz. Şu ağaçta da kuş yuvası var. Her sene yazın gelir. Ha burada balkona oturur. O kuşun yuva yavrularının sesini dinleriz. Uçuşlarını izleriz. Bazen ağzında solucan falan getiriyor. Böcek getiriyor. Beslerken izleriz. Böyle şey yapayım. Bundan sonra videonun kapanışını yapayım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle güzel bir içerik çıkartalım dedik. Kuşlarımıza kuşa yuva taktık. Olsa yemlik yaptık. Şöyle biraz kar manzarası çektik. Hava biraz sıcak olduğu için pek de bir şey gözükmüyor kameraya. Gözle gördüğümüz gibi göremiyorsunuz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Sizlerin emeğiyle büyüyeceğiz. Ve büyüdükçe size daha da güzel içerikler çıkartmaya çalışacağız. Hoşçakalın bir dahaki videoya kadar.